TeknoMapten herkese merhaba. Bu videomuzda Oppo Band'in kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Bu videomuzda Oppo'nun yeni akıllı bilekliği olan Oppo Band'i incelemeye çalışacağız. Hemen genel özelliklerine bakacak olursak 1.1 inç'lik AMOLED bir ekrana sahip. Gerçek zamanlı nabız takibi yapabiliyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı. Kandaki oksijen değerini de ölçebiliyor ki bu önemli bir özelliği. 12 tane aktivite modu var ve cep telefonumuzdaki bildirimleri akıllı bileklik üzerinden takip edebiliyoruz. Şimdi kutu açılımımızı yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutudan Türkçe bir kullanıcı kitapçığı çıkıyor. Oldukça detaylı bir kitapçık olduğunu söyleyebilirim. İlk defa Türkçe bu kadar detaylı bir kitapçık gördüm. Garanti bilgileri de bu kitapçıkta mevcut. Bu şarj dakıyla şarj oluyor. Manyetik bir yapısı yok. Saati buraya yerleştirerek şarj ediyoruz. Birazdan göstermeye çalışacağım. Kısa bir şarj kablosu var. Bu bir dezavantaj olabilir. Birazdan buna da daha detaylı değiniriz. Bilekliğin kendisine bakacak olursak oldukça tok bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Kordonu oldukça kalın. Bu yüzden gayet bir tok duruşu var. Daha önce incelediğimiz Mi Band serisine göre ya da Watch Fit'e göre daha kalın bir silikonu var. Bu yüzden saati daha dolgun gösteriyor. Arka tarafta sensörler mevcut ve şarj pini bulunuyor. Bu arada kordonu kalın fakat yumuşak, öyle sert bir yapısı yok. Oldukça rahat durduğunu söyleyebilirim. Hatta saati aktive etmeden önce bileğime takarak bir denemek istiyorum. Oldukça rahat duruyor. Yani bu kalın kordonu rahatsızlık vermiyor. Sadece belirttiğim gibi saatin daha tok durmasını sağlıyor. Saati kullanabilmek için şarja takmamız gerekiyor ve bu şekilde aktive etmemiz gerekiyor. İstersek cep telefonumuzun şarj adaptörünü kullanabiliriz ya da bilgisayarımızın USB girişine takabiliriz. Şimdi şarj işlemini yaparak saati aktive edelim. Daha sonra da telefonumuzla eşleştirerek, eşleştirerek cihazı incelemeye devam edelim. Şarj edebilmek için cihazı yukarıdan bastırarak saat kısmını çıkartıyoruz. Bismillah diyerek üzerindeki bandı da söküyorum. Ve daha sonra buradaki şarj pinleri üst üste gelecek şekilde budaka yerleştiriyoruz. Açıkçası manyetik bir yapıda olsaydı daha kullanışlı olurdu. Böyle saati çıkartarak şarj etmek biraz uğraştırıyor. Gerçi saatin şarjı yaklaşık 10 günü rahatlıkla çıkartıyor. Yani çok sık şarj etmeyeceğiz. Fakat yine de Mi Band serisinde olduğu gibi manyetik bir yapısı olsaydı daha kullanışlı olurdu diye düşünüyorum. Şimdi şarja takarak cihazı aktive edelim öncelikle. Evet şu anda aktive oldu. Kurulumunu gerçekleştirmemiz gerekiyor öncelikle. Artık şarjdan çıkartabilirim. Cihazı yerine takarak devam edelim. Yerine takmak için yine bu alttan bastırarak oturtuyoruz. Bilekteyi kullanabilmek için kurulumunu yapmamız gerekiyor. Ve bir kez de olsa cep telefonumuzla eşleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra istersek cep telefonumuzdan bağımsız bir şekilde de kullanabiliyoruz. Bilekliğin Türkçe dil desteği var. Türkçe diyerek devam ediyoruz. Eşleştirme için cep telefonumuza öncelikle HeyTap uygulamasını yüklüyoruz. Ve daha sonra yönet diyerek cihazı ekleyeceğiz. Buradaki izinlere tamam diyerek devam ediyoruz. Evet kurulum işlemini gerçekleştirdik. Artık bilekliği belirttiğim gibi istersek telefondan bağımsız bir şekilde de kullanabilmemiz mümkün. Bilekliğe daha yakından bakmadan önce hemen yine de bir arayüzüne bakalım. Sağa sola bu şekilde kaydırarak saat kadranlarında geçiş yapabiliyoruz. Aynı anda 5 tane kadran yüklenebiliyor bilekliğe. Aşağı veyahut da yukarı kaydırdığımız zaman menüler çıkıyor. bu şekilde bir menü yapısı var. Şimdi uygulama açıkken hemen uygulamaya hızlıca bir değinelim isterseniz. Uygulamada öncelikle ipuçlarına bakalım. İpuçlarında saatin kullanımı ile ilgili genel bilgiler mevcut. Buraya göz atmakta fayda var. Genel kullanımla ilgili oldukça pratik bilgiler içeriyor. Saat görünümleri kısmına geldiğimiz zaman saati yüklü olan kadranları buradan görebiliyoruz. Aynı anda 5 tane kadran yüklenebiliyor. İstersek keşfet diyerek mağazadaki diğer kadranları da bilekliğe yükleyebilmemiz mümkün oluyor. Sağ veya hatta sola kaydırarak istediğimiz kadranı seçebiliyoruz ve bu şekilde kullanabiliyoruz. İstersek arka plana fotoğraf da atabiliyoruz. Bunun için fotoğraflara geldikten sonra fotoğrafı değiştirin seçeneğini kullanıyoruz. Aynı anda saate 5 tane kadran yüklenebilmesi yüklenebileceği için öncelikle bir tanesini kaldırmamız gerekiyor kullanmadığımız. Örneğin bunu kaldıralım. Ve daha sonra tekrar fotoğraf değiştirin diyerek ister kameradan yani direkt fotoğraf çekerek arka plan olarak kullanabileceğimiz gibi Albümden de seçebiliriz. Ve daha sonra bitti diyerek buradan istediğimiz görünümü belirleyebiliyoruz. Ve saat görünümünü ekle diyerek saate senkronize olmasını sağlayacağız. Şimdi uygulamanın detay ayarlarına hızlıca bir göz atalım. Diğer seçeneğiyle uygulamanın detay ayarlarına bakabiliyoruz ve bu şekilde bilekliğin ayarlarını yapabiliyoruz. Telefon bildirimlerini senkronize seçeneğiyle istediğimiz uygulamaların bildirimlerinin bilekliğe gitmesini sağlayabiliyoruz. Bunu aktif ettikten sonra örneğin WhatsApp bildirimlerinin bilekliğe gitmesini bu şekilde sağlayabiliriz. İstersek birden fazla uygulamayı da buradan seçebiliyoruz. Burada bildirim ayarları var. İstersek Cihaz takılı değilken de bildirimleri alabiliriz. Ya da telefonun kilidi açıkken de telefonumuz elimizdeyken de bildirimlerin bilekliğe gitmesini sağlayabileceğimiz ayarlar mevcut. Alarm bölümünde alarm kurabiliyoruz. Alarm sadece uygulama üzerinden kurabiliyoruz. Alarm ekle diyerek buradan hemen alarmı kuracağımız saati seçiyoruz öncelikle. Daha sonra Alarmın tekrarlama seçeneğini buradan belirliyoruz. İstediğimiz günlerde tekrar etmesini bu şekilde sağlayabiliriz. Ve daha sonra titreşim süresini belirleyebiliyoruz. 5 saniyeden 60 saniye kadar titreyebilmesini sağlayabilmemiz mümkün bu şekilde. Kaydet diyerek alarmı kaydediyoruz. Daha sonra istersek buradan istediğimiz alarmı açıp kapayabilmemiz ya da silebilmemiz mümkün oluyor. belirlediğimiz titresim süresince bu şekilde titriyor. Sadece titreşim var yani sesli bir uyarısı yok. Bu aşamada istersek çarpı ile kapatabiliriz ya da yukarıdaki öteleme simgesi ile 10 dakika ileriye öteleyebiliriz. Egzersiz ve sağlık ayarlarına geldiğimiz zaman burada adım hedefi ve kalori yakma hedefini belirliyoruz. Kalkma anımsatıcısıyla İstersek belirli bir süre hareketsiz kaldığımız zaman saatin bizi uyarmasını ve harekete teşvik etmesini sağlayabiliyoruz. Kalp atış hızı takibiyle kalp hızımızın sürekli olarak takip edilebilmesini sağlayabiliyoruz ve buradan ne kadar sürede takip edileceğini belirliyoruz. Dinlenme sırasındaki kalp atış hızını kontrol ettirebiliyoruz ve belli bir yüksekliğin üzerinde bilekliğin bizi uyarmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde egzersiz içinde belli bir değerin üzerindeyken bizi uyarmasını bu şekilde sağlayabiliyoruz. Uyku sırasında kandaki oksijen özelliğini ölçtürebiliyoruz. Sadece uyku sırasında otomatik ölçebiliyor. Bunu aktive ederek bu şekilde uyku sırasında da kandaki oksijen değerinin ölçülmesini sağlayabilmemiz mümkün. Bunun dışında normalde manuel olarak bu işlemi yapıyoruz. Tercihlere geldiğimiz zaman bilekliği hangi kolumuza taktığımızı buradan seçebilmemiz mümkün. Kaldırınca uyandır seçeneğiyle, bilek hareketiyle bilekliğin uyanmasını sağlayabilmemiz mümkün oluyor. Burada istersek tüm gün diyebiliriz ya da belirli zaman aralığında bu işlemin geçerli olmasını sağlayabiliyoruz. Bileklik uygulamaları kısmında bileklikteki menü seçeneklerini değiştirebilmemiz, sırasını bu şekilde ayarlayabilmemiz mümkün. İstemediğimizi istersek bu şekilde seçerek çıkartabiliyoruz. Müzik kumandası otomatik başlat seçeneği ile telefonumuzda müzik başlattığımız zaman bileklikte de müzik kontrolcüsünün otomatik olarak açılmasını ve bileklik üzerinden müziği yönetebilmemizi sağlayabiliyoruz. Bu arada bilekliğin kendi içerisinde müzik atılıp oynatılamıyor. Sadece telefondaki müzikleri oynatabiliyor. Evet uygulamanın genel ayarları bu şekilde. Şimdi biraz da bilekliğe yakından bakış atalım. Bilekliğe yakından bakacak olursak 1.1 inçlik amoled bir ekranı var. Amoled olması önemli bir artı. Fakat panel oldukça ufak. Örneğin Mi Band 6'ya göre daha ufak bir ekranı var. Yani ekran gövde oranı oldukça düşük diyebilirim. Bileklikte herhangi fiziksel bir buton yok. Bütün işlemleri bu ekranda sağa sola, yukarı aşağı kaydırarak yapıyoruz. Ana ekrandayken sağa veya hatta sola kaydırarak kadranlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Aynı anda 5 tane kadran yüklenebiliyor ve istediğimiz kadranı bu şekilde geçiş yapabilmemiz mümkün oluyor. Aşağı ve yukarı yaparaksa menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Herhangi bir menüdeyken Ekrana basılı tuttuğumuz zaman ana ekrana geliyoruz bu şekilde hızlı bir şekilde. Ana ekrandayken ekrana dokunduğumuz zaman bağlantı durumumuzu, pil yüzdesini, attığımız adımı ve yaktığımız kaloriye ve ilave olarak da takvimi görüyoruz. Şimdi menülerine bir bakalım. Günlük aktivite bölümünde attığımız adım, yaktığımız kalori ve diğer egzersiz süre bilgileri bulunuyor günlük bir şekilde. Egzersizler bölümünde 12 adet egzersiz var ve bu egzersizlerde bizi takip edebilmesini sağlayabiliyoruz. Kalp hızında nabzımızı ölçebiliyoruz. Buna biraz sonra değineceğim. Uyku takibi bölümünde şahit bileklikte uyursak uyku kalitemizi ölçebiliyoruz. Burada uyku verilerini görebilmemiz mümkün. SPO2 bölümünde kandaki oksijen değerini ölçüyor. Buna da biraz sonra değineceğim. Bildirimler kısmında telefonumuzdan gelen bildirimleri görebiliyoruz. Buna da örnek yapacağım birazdan. Nefes bölümünde nefes aldırıp verdirerek stresimizi atmamızı sağlıyor. Yani nefes egzersizi yaptırabiliyor bu şekilde. Araçlar bölümüne geldiğimiz zaman müzik kısmında cep telefonumuzdaki müzikleri yönetebiliyoruz. Tabii ki bunun için öncelikle cep telefonumuzda müziği başlatmamız gerekiyor. Ve buradan cep telefonumuzdaki müziği başlatıp durdurabileceğimiz gibi önceki parçaya sonraki parçaya geçiş yapabiliyoruz ya da ses seviyesini arttırabiliyoruz. Buna da biraz sonra örnek vermeye çalışacağım. Kronometresi var. Zamanlayıcısı var. Alarm bölümü var. Alarmları uygulama üzerinden kurabiliyoruz. Fakat buradan da istediğimizi devre dışı bırakabilmemiz mümkün oluyor. Cep telefonumuzun kamerasını kontrol edebiliyoruz. Buna da biraz sonra örnek yapacağım. Telefonu bul seçeneği telefonumuzun bu şekilde sinyal vermesini ve telefonumuzu bulmamızı sağlayabiliyoruz. hava durumunu buradan takip edebiliyoruz. Bu verileri cep telefonumuzun üzerinden alıyor bu arada. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman rahatsız etmeyin seçeneği var. Bu seçenekle akıllı bilekteye gelecek olan bildirimleri devre dışı bırakabiliyoruz. Parlaklık seçeneğiyle ekran parlaklığını arttırabilmemiz mümkün. Oldukça parlak bir ekran olduğunu söyleyebilirim bu arada. Şu anda en düşük seviyede kullanıyoruz. Görüntülenme zamanında ekranın ne kadar süre açık kalacağını belirliyoruz. Yani bilek hareketiyle örneğin saati aktif ettiğimiz zaman ne kadar bu ekranın açık kalacağını buradan belirliyoruz. Tabi ne kadar yüksek tutarsak pille de o kadar etki edecektir. Titreşim yoğunluğunda alarmın ya da gelen bildirimlerin titreşim seviyesini belirliyoruz. sıfırlayla bilekliği sıfırlayıp başka bir telefonla eşleştirebiliyoruz. Kapalı seçeneğiyle bilekliği kapatabiliriz fakat tekrar açmak için şarja takmamız gerekiyor. Yeniden başlat diyerek reset atabiliyoruz ve bileklik hakkındayla da bilekliğin genel bilgilerini görüyoruz. Evet, genel olarak menü yapısı bu şekilde. Şimdi testlerimize geçelim. Müzik yönetimi için öncelikle cep telefonumuzdan müziği başlatıyoruz. Daha sonra bileklikte ana ekranda hemen direkt tek tıkladıktan sonra buradan direkt müzik yönetimine geçiş yapabiliyoruz ve parçayı durdurup başlatabileceğimiz gibi öncekine, sonrakine geçiş yapabilmemiz de mümkün. Ve yine aynı şekilde yukarıdan sesini arttırıp azaltabilmemiz de mümkün oluyor bu şekilde. Spotify'daki müzikleri yönetemiyoruz. Yani sadece cep telefonumuzdaki müzikleri yönetebiliyoruz. Kamera kontrolü için öncelikle cep telefonumuzdan kamera uygulamasını açıyoruz. Ve daha sonra buradaki çembere basarak fotoğraf çekebilmemiz mümkün. Şayet video modundaysa buradan kayıt başlatıp kayıt durdurabilmemiz mümkün oluyor. telefon çağrısı geldiği zaman arayanın ismini ve numarasını görebiliyoruz. Üstteki sessize al butonuyla sessize alabileceğimiz gibi alttaki çağrı iptal butonuyla da çağrıyı iptal edebilmemiz mümkün oluyor. Bildirim geldiği zaman bu şekilde titreyerek uyarıyor. Bildirimin kimden geldiğini görebiliyoruz. Türkçe karakterleri gösterebiliyor fakat emojileri gösteremiyor. Bu arada uzun mesajları tamamen gösteremese de büyük bir bölümünü görebiliyoruz bu şekilde. Şayet mesajı bu şekilde okuduysak mesaj bildirimlere düşmüyor. Şayet okumadıysak daha sonra bildirimler bölümüne gelerek mesajı buradan okuyabiliyoruz.

işi altında saati rahatlıkla görebiliyoruz gerçi kameradan şu anda tam seçilmiyor olabilir fakat rahatlıkla saat okunabiliyor Tabii ki karanlık ortamdaki kadar net bir şekilde değil fakat yine de saati rahatlıkla görebiliyoruz. Yürüyüş yaparken adım sayısını biraz geriden takip ediyor ve belirli aralıklarla bunu güncelliyor. Fakat ortalama olarak doğru sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Saat 50 metreye kadar su geçirmiyor. Yani rahatlıkla su altında da kullanabiliyoruz. Evet genel olarak değerlendirecek olursak Oppo Band gayet başarılı bir ürün. Ülkemizde 350 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Açıkçası bu fiyatın biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Şayet 300 TL bandını inerse tam bir fiyat performans ürünü olabilir. Diğer türlü bu ürüne 350 TL vermek yerine şu aralar 400 TL'ye bulunabilen bir mantı almak daha mantıklı bir seçenek gibi geliyor bana. Tabii ki 400 TL de az değil. Fakat 50 TL farka değer diye düşünüyorum. Sizin de bu konuda görüşleriniz veyahut da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.